Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım 2024'te gökyüzünde neler var? Öncelikle Satürn'den başlamak istiyorum. Evet, biraz sevimsiz olabilir ama Satürn sizin için önemli bir transitte. Yıl boyunca Balık burcunda olacak. Bu transite 2023'te başladı. Bu yılda devam edecek, 2026 Mart'ına kadar da sürecek. Bu yıl 3 ve 19 derecelerde olacak tam karşıt burcunuzda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İşte güneşiniz, yükselen burcunuz, özellikle 3, 19 yani 1 ile 20 derece arası çok fazla etki alır. Yılın geneline baktığımızda birinci dekan ve ikinci dekan Başaklar. Şimdi bu biraz tabii ki Satürn olan yerde sorumluluk var. Denetim var. O bir müfettiş gibi, denetçi gibi, yani işte gözetliyor, kontrol ediyor, buralardaki yanlışları fark edip onları ortaya çıkarıyor, eksikleri tamamlamamızı istiyor. İlişkilerle ilgili alanda bir Satürn geçişi size daha fazla sorumluluk yükleyebilir. Şimdi birçok Başak için evlilik döngüsü de var. Onu da söyleyeyim. Çünkü Satürn evliliği destekler. Çünkü orada bir anlaşma, bir sorumluluk var. İlişkinin sorumluluğunu almanız gerekiyor. Eğer böyle bir ilişkiniz varsa artık o ilişkiyi ya evliliğe götüreceksiniz ya da bitireceksiniz. Yani böyle bir süreçte olabilirsiniz. Yakın arkadaşlıklar için, işbirlikleri, ortaklıklar için, anlaşmalı ve sözleşmeleri, ilişkileriniz için de tabii ki bu önemli bir yıl. Hani birçoklarınız ilişkilerle ilgili daha fazla sınama içerisinde olacak. Sorunlu ilişkilerinizdeki sorunlar daha fazla görünürken, sağlam ilişkileriniz artık daha uzun vadeli bir şekilde hayatınızda kalıcı olmaya da devam edecek. Bu yıl 10 Nisan'da Mars da Balık burcundan geçecek ve Satürn Mars kavuşumu var. Hani burada biraz daha ekstra zorlayıcı olabilir sizin adınıza. Böyle bir baskı da yaratabilir. Özellikle sorumluluk alma veya işte sıkıntı yaratan ilişkilerinizle ilgili problemler daha bir görünür hale gelebilir. İşte evlenme, işbirliğine başlama, imza atma ya da boşanma, ayrılma gibi konular 2024'te aktif olabilir sevgili Başaklar. Yeter ki ilişkilerinizin sorumluluğunu alın. Hayatınıza girmesi gereken bir ilişki ya da çıkması gereken bir ilişkide burada daha sorumlu davranmanız gerekecek. 18 Mart, 18 Eylül'de bu alanda bir ay tutulması var. Şimdi Balık burcunun 25 derecesinde, tabii ki Satürn orada, Neptün orada, biraz zorlu bir tutulma. İşte eğer halen daha 18 Eylül'e kadar hani problemli olan bir ilişkiniz var ve bunu sürdürmeye çalışıyorsanız, artık bu tutulma bir bitişi, bir hayatınızda bir ilişkiden kurtulma, onu bitirme anlamında sizi daha fazla tetikleyebilir, bunun baskısını arttırabilir. Süre gelen bir ilişkinizde tabii ki eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili işte bir sorundur, bir sağlık problemidir ya da o tür konular da çalışabilir. Yani partnerinizin hayatındaki zorlanmalar, partnerinizin alacağı sorumluluklar, bazı sıkıntılar, kısıtlamalar da yine yılın genelinde, özellikle belki bu tutulma döngüsü, 18 Eylül tutulma ve yakınlarında daha fazla gündemimizde olabilir. Evet, şimdi güzel haberlere gelelim. Jüpiter'den bahsedelim. Jüpiter Boğa burcunda olacak 25 Mayıs'a kadar. Bu nedenle yıla aslında en keyifli başlayan burçlardansınız. Bunu iyi değerlendirin. Yılın ilk ayları daha iyi görünüyorsunuz sevgili Başaklar. Jüpiter'in desteği sayesinde. Jüpiter 2023 yılında da zaten size önemli etkiler vermiş olabilir. Eğer henüz şanslı etkiler almadıysanız bu yılın ilk aylarında alabilirsiniz. Ve Ocak ayında, Şubat ayında Jüpiter Satürn'le de iyi anlaşacak. Yani güzel bir açısı olacak ayın ilk aylarında. Hatta bu Nisan ayına kadar da devam ediyor. Hani burada biraz daha işte ilişkilerde daha yapıcı olmanız, güzel tekliflerle karşılaşmanız, işte bir evlilik kararını daha rahat vermeniz mümkün. İşte eşinizle, partnerinizle belki güzel girişimler içerisinde olabilirsiniz. İşte bir seyahate çıkmanız olabilir. Veya işte Jüpiter 9. evden geldiği için yolculuklar anlamında sizi destekliyor. Yani gitmek istediğiniz yerlere, yolculuklara, seyahatlere, ki bunlar daha çok uzak ülkeler olabilir, işte yabancı kültürler olabilir, eğitim için ya da maneviyatla ilgili bazı yolculuklar olabilir, böyle kutsal yerleri ziyaretler gibi.
Bunları yapabilirsiniz ki bunları eşinizle, partnerinizle daha rahat yapabilirsiniz. Ya da bunlarla bağlantılı olarak bazı kanuni, yasal süreçleriniz varsa, örneğin bir vize almak, oturum izni almak gibi konularda daha rahat destekler alabilirsiniz yılın ilk aylarında. Bununla birlikte tabii ki Jüpiter size eğitimler, yeni şeyleri öğrenme, akademik çalışmalar yapma, hukuksal bazı destekler alma. Mesela bir davanız var, bir mahkemeniz var. Burada bir hak arayışınız var. Dolayısıyla Jüpiter size mahkeme ve davalarda, hukuksal işlerinizde de burada destek sağlayabilir, başarılar getirebilir. Nisan ayı önemli. Özellikle Nisan ayının 21 Nisan ve yakınlarında Jüpiter'le Uranüs'ün kavuşumu var Boğa burcunda. Bu çok böyle hızlı, sürpriz bir haber getirebilir. Öğrenciyseniz işte çok zor bir sınavı geçmeniz, işte yurt dışı ile ilgili güzel bir haber almanız, bir vize almanız, oturum izni almanız, işte belki sürpriz bir seyahate çıkmanız, bunun gibi böyle güzel etkiler getirebilir. Aynı zamanda işte yayın işleri, sosyal medya, internet, medya işleri, buralardaki girişimleriniz için de bazı fırsatlarınız var. Bunları da yine Mart ayında, Nisan ayında daha rahat değerlendirebilirsiniz sevgili Başaklar. 25'inden itibaren Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek. İkizler de daha hareketli, daha çok yönlüdür. Mesela iş konularında aynı anda iki işte çalışmaya başlayabilirsiniz. Yani iş fırsatları getirebilir size. Eğitimle ilgili, ticaretle ilgili, işte seyahatle ilgili işler, öyle iletişim işleri, reklamcılık gibi işler, satış işleri, pazarlama işleri, sektörel olarak özellikle turizm işleri. Hani buralarda daha şanslı olabilirsiniz. İş arayanlar için 25 Mayıs'tan itibaren burada kısmetimiz artıyor diyebilirim. Çalışanlar için de biraz daha olanaklarımız artabilir. Belki çalıştığımız ortamda işte otorite figürlerinin, üstlerinin daha fazla desteklerini alabiliriz. Haziran'ın başında Jüpiter'in Kova burcundaki Plüto ile güzel bir açısı var. Bu aynı zamanda işte mesleki konularda hızlı gelişmeler çıkarabilir karşınıza. Çünkü Plüto Kova burcundaki hareketine de başlıyor 20 Ocak'tan itibaren. Bu bir jenerasyon gezegeni, uzun vadeli bir geçiş zaten biliyorsunuz. Hatta 2023 Mart'ında da bir girişini yapmıştı. Sonra Haziran'da tekrar Oğlak Burcu'na döndü. Bu yıl 20 Ocak'ta Kova Burcu'na geçiyor. Ancak 1 Eylül ile 19 Kasım arası tekrar bir Oğlak Burcu'nun son derecelerine dönüş yapacak. Artık yıl sonuna kadar tamamen Kova'ya yerleşecek ve önümüzdeki 20 yıl tamamen Kova'da olacak. İşte 6. evinizde olacak. Bu daha derinden, daha uzun vadeli, daha güçlü bir etki. Yani sadece bu yılla sınırlı değil. Ancak dikkat çeken özellikle Mayıs'ın son haftası, son günleri ve Haziran'ın ilk günleri bazı mesleki fırsatlar hızlı bir şekilde karşınıza çıkabilir. Bunları iyi değerlendirin. Ya da mesleki anlamda hani kendinizi ekstra geliştirecek eğitimler, işte bir kursa gitmeniz ve benzeri konular. Bunları destekleyebilir. İşte belki bunlar biraz seyahatlerle bağlantılı olabilir. İşte yurt dışında dil öğrenme gibi bir, hani kısa sürede olsa böyle birkaç haftalık bir güzel bir seyahatle beraber bir eğitim ortamına gidebilirsiniz mesela. Bunun gibi fırsatlar gelebilir. Ya da işinizi geliştirmek adına teknolojiden, iletişimden, bilişimden İşte daha fazla yarar görebilir. Bununla ilgili altyapılar yapabilirsiniz. İşinizin tanıtımı, reklam, promosyon çalışmaları ve benzeri konular. Buralarda bazı faydalar görebilirsiniz. Ay düğümlerine baktığımızda, ki çok önemli biliyorsunuz, ay düğümleri ve tutulmalar aslında yılın genelindeki ana gidişat nedir? Yönümüz neresidir? Kadersel dönüşümler hayatımızda hangi alanlardan gelecek, onları işaret ediyor. Koç terazi aksında olacak yıl genelinde düğümler. 2023'ten bu yana aslında devam ediyor. Tutulmalarımızı da koç terazide çoğunlukla yaşayacağız. Kuzey yön koçta. Kuzey yön 8. evinizde. Güney yön terazide. 2-8 aksında para ve finans konularında daha dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Buralarda fırsatlar da var tabii ki. Şimdi 8 Nisan'da Koç burcundaki tutulma, 19 derece Koç burcu tutulması parasal anlamda size bir açılım getirebilir. Mesela bir girişim, işte iş kurmak istiyorsunuz, bir kredi istiyorsunuz, alabilirsiniz.
İşte bir yatırım için belki önemli bir adım atabilirsiniz. Eşiniz iş arıyorsa eşiniz bir işe girebilir. Ya da işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili böyle bir parasal, finansal paylaşım alanında bir yapılandırmanız olabilir. Buralarda özellikle para konularında girişimler söz konusu. 25 Mart'ta 5 derece terazide ay tutulması, gelirleriniz, çalışarak kazandığınız paralarla ilgili ay tutulması, biraz hani sanki bütçenizle ilgili böyle bir ayarlama, bir muhasebe yapma, bazı zorunlu alışverişler ya da ihtiyaçlar da ortaya çıkabilir, parasal ihtiyaçlar gibi. Ama bazı harcamaları da sanki biraz denetlemeniz gerekiyor. Aslında yılın genelinde borçlanma konusuna temkinli yaklaşmakta fayda var. Kazançlar alanında zaman zaman bazı azalmalar olabilir ya da ekstra harcamalar olabilir. İşte eğitim için olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, seyahatler için olabilir, ekstra masraflar, harcamalar olabilir. Dolayısıyla bütçemizde dikkat edeceğiz. Belirli nedenlerle ihtiyaçlarımız doğrultusunda kredi almamız ve borçlanmamız da gerekebilir. İşte böyle bir kredi alma ve borçlanma konumuz devreye girdiği takdirde, özellikle Nisan ayındaki tutulmada bu etki çalışabilir. Bir ihtiyaç kredisi gibi, bir yatırım için mesela bir kredi alabiliriz. Yani genellikle para konularında böyle bir düzenleme, işte gelirler, giderler, borçlanma konuları falan, bunlara yılın genelinde önemli etkiler var. Ekim ayında baktığımızda 2 Ekim'de Terazi burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma parasal kazançlarınız anlamında yeni bir işi de başlatabilir. Bir iş girişimi ya da işte belki kazançlarınızda bir değişim. Kaynaklarınız varsa hani bir şeyi almak, satmak, kiralamak gibi hani bir dönüşümsel bir konumunuz da olabilir tabii ki. Yine para alanınızda önemli bir etkiyi çalıştırabilir Ekim ayı. Sevgili Başaklar, hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.